Ergün Diler, Böl ve Yönet. Türkiye 10 Ağustos'la birlikte yeni bir sayfa açtı. Halkın karar vererek köşke yolladığı ilk isim Erdoğan oldu. Bu askerle, iş dünyasıyla, siyaset elitiyle, medyayla yapılanın artık milletçe yapılması anlamına geliyordu. Onların işaret ettiği değil, milletin istediği oraya geliyordu. Geldi de. Ama bu ilk adımdı. Model olarak yaşayabilmesi için Erdoğan'ın başkanlık sistemine gidebilmesi, onu hayata geçirebilmesi gerekiyordu. Belki de en büyük mücadele şimdi başlıyordu. 30 Mart ve 10 Ağustos'ta paralel yapı büyük yer almış, CHP ile MHP yenilmişti. Zaten kazanacaklarına hiç inanmayanların yenilgisi de kendileri için anlamsızdı. Yenile yenile devam ediyorlardı. Belki Kemal Bey ile Devlet Bey tasfiye olacaktı. Olması da gerekiyordu. Yakında çıkacağını daha önce söylediğim yeni güç taze muhalefetle yol almak isteyecekti. Ortak hedefi vurmak için bu iki partinin şimdiki hali yeterli değildi. Zaten yeni güç olmak için dışarıda alınan karar birilerine ulaştırılmıştı. Ankara'daki gizli toplantılar, telefonsuz iletişimler, ev sohbetleri, dosya değiştirmeler tüm hızla devam ediyordu. Toplantılar o kadar il ilerlemişti ki İstanbul Teşkilatı bile kurulmuştu. Bu kutsal görev için ak saçlılardan sıraya girenler bile vardı. Peki neden yine bir türbülans için düğmeye basılmıştı? Galiba Türkiye'nin gözden kaçırdığı konu tam da burasıydı. İngiliz İmparatorluğu bugün hala bilinmese de çok güçlüdür. Hem finans hem de siyaset anlamında 70'ten fazla ülkeyi, bölgeyi, eyaleti içine almıştır. Gücü gizliliğindedir. Kraliçe tıpkı Pers, Asur, Babil ve Roma İmparatorluklarındaki gibi iki sütun üzerinde yükselmektedir. Bunlardan biri sömürgelerin zenginlikleri, diğeri ise sömürgelerin köle gücüydü. İngilizler hedefe koydukları ülkenin hem yeraltı yerüstü zenginliklerini hem de onlar için kıymetli olan insanlarını bulup alırlardı. Sistem ele geçirdikleri bu insanlar üzerinden giderdi ve kolay kolay şaşmazdı. Erdoğan bu sistemin karşısındaki tek siyasetçiydi. İngiltere'deki soylu ailelerin geçmişi Venedik ve Cenova'nın kara soylu asileri ve bu şehir devletlerindeki bankerlere kadar giderdi. Bu aileler paranın yanı sıra bir şeyi çok iyi yaparlardı. Propaganda. Aslında bu ustalıkları kazanmalarının önüne açan en büyük anahtardı. British Museum'daki belgelere bakıldığında Mayor Amshall'ın ölümünden hemen önce Rothschild'ların dünyadaki en zengin ailelerin toplamından daha zengin olduğu anlaşılıyordu. Tüm varlıkları bilinmese de bu gerçek ortadaydı. Bu güç siyaseti de beraberinde getiriyordu. Lord Rothschild İngiliz parlamentosundaki yerini aldıktan sonra David Salomon, Sir Francis Goldsmith, Nathaniel Rothschild, Frederick Goldsmith ve Julian Goldsmith de aynı yoldan gitti. Daha sonra finans gücü sınırsız bir seviyeye ulaşınca uzaktan kontrollü adamlar dönemi geldi. Bütün operasyonları bunların üzerinden götürdüler. İşte bu akıl çok uzun zamandır Türkiye'de hem sağdan hem soldan hem ortadan adam buldu. Hem de bol bol. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Kuzey ile Güneyi iki farklı banka destekleyecek kadar akıllıydı bu adamlar. Amerika Merkez Bankası'ndan ortak olan Schiff ailesi Rothschild'lar tarafından Almanya'dan alınıp Amerika'ya gönderildi. Amiral gemisi Kun Loeben ya ortak yapıldı. Bu ve bunun gibi şirketlerle devletler esir alındı. Japonya bu şirketin desteğiyle Rusya'ya kafa tuttu. Port Arthur Limanı baskınıyla Rus donanmasını bitirdi. 28 Temmuz 1904'te İçişleri Bakanı Fevle öldürüldü. 2 Ağustos 1904'te Kiev, Rovno ve Volinya'da ayaklanma çıkartıldı. 2 Ocak'ta Rothschild ajanı Gorgi Gapon kanlı pazara imza attı. Genel grev ve işçi ayaklanmaları derken 2 Mayıs 1906'da Rus hanedanı Romanovlar tarihten silinme aşamasına geldi. Romanovlar gidiyor, Lenin geliyor, parayı da bunlardan alıyordu. Garip değil mi? Tıpkı Osmanlı gibi. Papa 12. Leo bir mektubunda onlar tüm ulusların içinde gizli ajandası olanları bulur ve birleştirir. Para ve sözle kendi hedeflerine ulaşırlar. Devlet içinde devlettirler demiştir. Yani bu adamların hedef seçtikleri her ülkede kesinlikle büyük güçleri vardı. Biz bilmesek de Türkiye bunlara dahildi. Hatta Türkiye organizasyonlarının en mükemmel kalesiydi. Para, finans, siyaset ve medya tam olarak ellerindeydi. Şimdiye kadar ikinci ve üçüncü halkadakileri birleştirip geldiler. Erdoğan'ın yenilmezliği bunları çılgına çevirdi. Uzun zamandır ilk kez istedikleri olmadı. Şimdi kullanılan halkaların yanına güçlü halkalar da eklenecek. Türkiye'nin başkanlığa gidip bölgeyi kucaklamasının önüne geçilmek istenecek. Büyük savaş ve mücadele yolda. Kazanacağımızı biliyorum. Bunu net görüyorum. Ama yine de karşımızdaki ittifakı görmemek olmaz. Erdoğan'ı budamak ve yalnızlaştırmak ilk hedefleri. Asıl saldırıyı bu noktadan sonra yapmayı düşünüyorlar. İngiliz kraliyet ailesiyle kurdukları sistemin Erdoğan tarafından çökertilmesine ciddi itirazları var. Ankara içerideki adamlarına dokunmaya başladığı anda kenetlendiler. Bakın son günlerde adından sıkça söz edilen bir iş adamı var. Para trafiğinin tam ortasında olup kaynağını açıklayamayan bu ismin ve arkasındaki gücün merkezi Londra'dır. Rothschild ailesinin temsilcileridir bunlar. Paralar kendilerinin değildir. Bunlara operasyon hazırlığı yapılırken bir anda Ankara içten içe kaynamaya başladı. Bu kural böyledir adamlarını yedirmezler. Gizli kodlarla kenarda bekleyen etkili enstrümanlar da hazır hale geldi. Teyakkuzda hepsi. İmparatorlukları yıkarlarken bile bu kadar zorlanmamışlardı. Rus ve Osmanlı devletini bitirenler Erdoğan karşısında sonuç alamadı. Bunu değiştirmek için oyuncu değişikliğine gidecekler. Bunun işaretleri ortada zaten. Bölmek için yola çıktılar. Her yolu deneyecekler. En iyi bildikleri silahla nişan alacaklar. Başkanlık gelmesin diye gelecekler. Türkiye küçük kalsın diye saldıracaklar. Yakında ortaya dökülecek isimlere bakın. Oyun bittiğinde yahu bu Rothschild'ların ne kadar adamı varmış diye de not alın. Her tenden, her renkten nasıl adam biriktirdiklerini de çocuklarınıza anlatın. Olay bu. Ergündüler Takvim